Bu dersimizde Zoom Gesture Event'ini nasıl kullanırız bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle Air for Android projesi oluşturalım. Bu işlemden sonra hemen bir de main class'ımızı oluşturalım. Önce dosyamızı kaydedelim. 602 olarak kaydediyorum. Hemen main 602 olarak da dosyamızı oluşturmasını sağladık. Main class'ımızı da kaydettikten sonra yapmamız gereken işlem bir gesture olması sebebiyle, yani iki parmakla bir iki parmağın birbirinden ekrana basılı şekilde ayrılması, zoom yapmak, kapanması, zoom'u geri almak gibi işlemler olması sebebiyle, ki bunu mobil cihazlarda sürekli kullanıyoruz. Bu işi flash ile yapmaya çalıştığımızda öncelikle multi-touch input modunu gesture'a ayarlamamız gerekecek. Hemen multi-touch input modunu ayarlayalım. Ve bu işlemden sonra artık stage üzerinden add event listener ekleyebilirim. Burada listenin hemen içerisinde görebilir miyiz diye. Hemen gördüğünüz gibi transform gesture event içerisinden gesture zoom'u yapmamız yeterli olacak. Zoom event diye bir fonksiyonu tetiklemesini söyledik. Hemen fonksiyonumuzu oluşturalım. Zoom event fonksiyonumuz. Bir event kabul ediyoruz. Bu da transform gesture event tipinde bir fonksiyon. Öncelikle input modu ayarladık ve stage üzerinden, ki bunu herhangi bir obje üzerinden de dinleyebiliriz. Örneğin bir fotoğraf galeriniz var. Ekranınızın alt bölümünde de başka işlemleriniz var. Sadece fotoğraf galerinin üzerinde gesture zoom'u dinlemek isterseniz direkt objenin içerisine ismini de yazabiliriz, ki bu standart event listener tanımlamasında kullandığımız yöntem. Herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Zoom event isimli bir fonksiyon tetiklemesini söyledik. Bu iki parmağımızı ekrana dokundurduğumuz andan itibaren tetiklenen bir obje. Ayrıldığımız andan itibaren başlaması, kapattığımız andan itibaren de zoom'un geri alınması gibi işlemler olacak. Burada transform gesture event içerisinde begin ve end olarak iki tane özelliğimiz var. Bunlar işlemin başlaması ve işlemin bitmesi olarak tetiklenen, yani gesture eventinin başlaması ve bitmesi olarak iki tane bölümümüz var. Bunlar da uygulamamızın içerisindeki görsel efektler açısından işimize yarayabilir. Event içerisinde phase içerisinde yine gesture phase içerisindeki sabit bir değerden başladığını ve bittiğini ve sürekli olarak güncellendiğini, bu bilgileri bu yapı içerisinden almamız mümkün olacaktır. Dokunduğumuz andan itibaren başlayacak. End işlem bitene kadar, parmağımızı kaldırana kadar ve parmaklarımızı hareket ettirdiğimiz sürece de update olarak bize bilgi dönecektir. Burada bu tip bilgileri elde ettiğimizde rahatlıkla kullanmamız mümkün olacaktır. Başladı bilgisini alıyoruz. Tekrar bir if oluşturabiliriz. Aynı bölümü kopyalamamızda herhangi bir sakınca yok. Ve bu sefer end kullanıyoruz ve trace. Bu da işlemimizin bitti anlamına gelen trace'imizi ekrana yazdırıyoruz. Şimdi testimizi yaparak yazdığımız kodların, trace'lerimizin hangi yapıda kullanıldığını, aynı zamanda simülatör üzerinde touch eventlerini nasıl kullandığına değinelim. Ctrl Enter yapalım. Hemen ekranımızı getirelim ve simülatörümüzü de yanına getirelim. Öncelikle biz akselerometre değil, touch eventlerini kontrol edeceğimizden dolayı öncelikle touch layer'ını açmamız gerekecek, ki gördüğünüz gibi ekranda touch layer'ını atınca parmak dokunma alanını simülasyonunu yapan bir siyah şeritli bantlı bir sarı nokta oluştu.
Burada hangi eventini, hangi touch eventini kullanacaksak bunu buradan seçmemiz gerekecek. Çünkü şu anda mouse olarak tek kursörümüz var. Aynı anda iki kursörü kullanmamız mümkün değil. Bunun için simülatör mantığında kullanmak zorundayız. Bu sebeple öncelikle ben zoom kullanmak istiyorum. Alt bölümde instruction bölümü içerisinde nasıl kullanacağınızı zaten burada bildiriyor. Ekrana tek klik yaptık andan itibaren bir parmağınızı dokunmuş sayacak. İkinci klik press yaptığınızda şu anda mouse'a basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi ekranın trace output panelinde baktığınız gibi başladı mesajını aldık. Yani direkt olarak gesture zoom eventimiz başladı. Şu anda mouse'u bırakıyorum ve bıraktığım andan itibaren gördüğünüz gibi bitti mesajını aldım. Yani gesture eventinin başlaması ve bitmesi işlemlerini elde etmiş oluyorum. Şimdi görsel olarak ekrandaki bir resmi büyütme ve küçültme işlemini yapalım. Bunun için FLA'mıza geliyorum ve FLA'mıza bir tane resim import ediyorum. Hemen masa üstünde bir tane resim ve bunu MooClip'e hemen dönüştürelim. Resize yapacağımızdan dolayı bunu orta, registration noktasını orta seçmemiz doğru davranış olacaktır. Çünkü biz ekstra bir işlem yapmazsak direkt büyütme küçültme işlemini farklı boyutlardan, farklı köşelere göre yapacaktır. Bu sebeple orta noktayı seçersek daha rahat işlem yapmış oluruz. Öncelikle buna bir isim verelim ve logo ismini verdikten sonra artık bu bölüm içerisinde logo ile ilgili işlemler yapabiliriz. Logo ile ilgili işlem yapmaya başlamadan önce event parametresi içerisinde scale x ve scale y olarak iki tane parametre sürekli olarak güncellenecek. Yani büyüme oranını ve küçülme oranını yatay ve dikey olarak bize yüzde oranlarıyla birlikte bir değer gelecek. Bu scale x ve scale y'nin maksimum değerinin, yani %100'e tekabül eden değerinin 1 olduğunu biliyoruz. 0.5 geldiğinde obje %50 küçülmüş demektir. Öncelikle bu değeri, bu değerleri ekrana yazdıralım. Event.scale.y değerlerini alalım. Şimdi testimizi tekrar yapalım ve trace içerisinde parmak hareketlerimizin neye tekabül ettiğini görelim. Burada bir tane eksiğimiz var. Tabii virgül ile artıyı aynı anda kullanmamıza gerek yok. Ya virgül kullanacağız ya da artı kullanacağız. Şimdi testimizi yapalım. Simülasyonumuz da geldi. Hemen touch bölümüne geliyorum. Touch layer'ını aktif ediyorum ve zoom, gesture zoom ile uğraşacağımız için bunu aktif ediyorum. Klikledim. İkinci press yaptığım andan itibaren gördüğünüz gibi şu an itibariyle %100. Çekiyorum. Bu bir noktanın üzerine çıkıyor ve aynı zamanda aşağı doğru geliyor. Tam tersi. Bu değerleri direkt logonun scale x ve scale y özelliklerine ekleyeceğiz. Öncelikle logo nokta scale x eşittir çarpı eşittir yaptığımız andan itibaren, çünkü gelen değerleri çarpım şeklinde ve toplama çarpım şeklinde ve eşitleme şeklinde kullandığımızda daha başarılı sonuç elde edeceğimizden dolayı bu şekilde kullanıyoruz. Direkt eşitlediğimizde de sonucun test etmek için bu işlemi de tek siz yapabilirsiniz. Event.scale.y testimizi yapalım. Objemizi ekrana getirelim. Simülasyonumuzu da getirelim. Touch eventini seçiyoruz. Touch layer'ını aktif ediyoruz ve gesture'dan zoom kullanmak istediğimiz için, zoom eventini dinlemeye başladığımız için bu işlemi yapacağız. Önce bir kez klik yapıyoruz. Mouse'u objenin üzerindeki, ki stage dediğimiz için stage üzerindeki herhangi bir yere dokunmamız da yeterli olacak. Sadece event listener'ı bu obje üzerine eklemiş olsaydık sadece iki parmağımızda bu obje üzerine dokundurmak zorundaydık. Bu tip event kullanımlarına da dikkat etmek lazım. Şu anda dokunuyorum, yani press yapıyorum. Mouse'un sol tuşunu bırakmadım daha ve birbirinden ayrılıyorum, bırakıyorum. Gördüğünüz gibi gayet kolay bir şekilde zoom işlemini yapabiliyorum.